ağaçlar bozuluyor diye ağaçları böyle kaplamışlar. Çok ilginç geldi. Palmiyeler herhalde. Biraz bakalım nasıl bir yer. Burada böyle farklı farklı odalar var. Kocaman bir ev. Apart gibi. Burası mutfak gayet güzel gözüküyor. Mikrodalga var. Burada pizza yapabiliriz. Şöyle yeni yıl süsleri duruyor. Nefes nefese kaldım çünkü burası 4. kat ve merdivenler çok fazla. Mineral, taşlar, insan vücudu. Burada bir oda var. Birinin odası. Gerçekten farklı bir tarz. Çok eski bir binadayız şu an. Yılbaşı ağacımız bile var. Biraz ben geçiş yaptım. İnternetin bu oldu. Anıl ben nereye geçeyim? Canım bu tarafa. Tamam. Yanımızda. Benim odam burasıymış. Selam Sevinç. Sen misin? Hoş bulduk. Selam. Birlikte mi yatıyoruz selam bebeğim? Aşk dolu yatağımız. Kırmızı kırmızı. Evet. Burada. Evet. Bir yer döşeğiniz var. Birlikte uyuruz. Benlik sıkıntı yok. Yok yok bir şey yok. Ben hiç yok. Bir üçte sen yat, bir üçte ben aynen. Ayrı özel banyomuz olması bile bence çok ay, güzel. Aa güzel. Benim eve yaptırdığım taşlara benziyor. Benimkiler bir tık daha küçük. Evet. Biz daha uzun kalacağız ama burada mı kalacağız? Onu ayarlarız. Burada sadece 2 günlük konaklamamız var. Bu arada normalde 30'unda dönecektik. Biz birazcık uzattık ve 1'inde dönme kararı aldık. Çünkü San Petersburg böyle Rusya'nın en güzel şehirlerinden biri. Ben burayı çok sevdim. Ben de çok sevdim vallahi. Şehri de çok sevdim şimdiden. Arkadaşlar şimdi 4 gün boyunca buradayım. O yüzden burayı daha rahat rahat gezmek istiyorum. Böyle sokaklarda kaybolmak istiyorum. Hani böyle Moskova'daki bu acele acele olan hal olmasını istiyorum. O yüzden bugün büyük ihtimal kameramı yanıma almam ve birazcık kendim keşfederim. Daha sonra yarın sizinle birlikte keşfederiz. Previta. Ne demek ya merhaba. Neyse. Bu gözlüklerim de birazcık şey gibi böyle hani kimse bana dokunmasın gözlüğü gibi ama hoşuma gitti. Bir takayım dedim. Yepyeni bir günden St. Petersburg'dan selamlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bu videoya başladım mı başlamadım mı emin. Başladım mı acaba? Kanalıma hoş geldiniz. Biz Murmansk'tan buraya geldik. Böyle çok tatlı bir binada kalıyoruz eski. Bu şehir farklı bir şehir. Böyle Avrupa şehirlerine benzetilmeye çalışılmış. İşte Amsterdam'a, Venedik'e. Bütün böyle şehirlerin mimarisini tek bir şehirde toplamışlar gibi. Özel olarak yapılmış. Bahsedeceğim bunları ama önce karnımızı doyurmamız gerekiyor. Saat şu anda 1. Taksi çağırdık. Güzel bir yere kahvaltıya gideceğiz. 493. Taksi numarası. Yine Yandex kullanıyorum burada. Uber gibi. Çok daha uygun fiyata denk geliyor. Kazıklanmamış oluyorum. Karnımı doyurduktan sonra konuşuruz. Bu arada yanımda Sevinç var. Bugün Sevinç'imle birlikte geziyoruz. İkimiz de böyle gözlüklerimizi taktık. Birazcık böyle cool takılalım dedik gezginden. Ben sırt çantamı çıkarttım. Şöyle bir çanta aldım. Yani çok farklı değil. Yine spor ama olsun. Rus kızlarından eksik kalmıyorum. Aynen. Hepsi uzun boylu, mavi gözlü. Benim de gözlerim Ela. Sana bakınca fena. Şu takipten çıkacak herkes. Şükürler olsun geldi. Böyle güzel bir yere geldik. Oturacağımız yer şuraya bakıyor tam olarak. Manzarası çok güzel. Bunlardan biri olabilir. Yorumlar gayet güzeldi ama manzarası nasıl var anlayamadım. Bakayım. Aa çok tatlı bir yer. Böyle meyveler falan var. Hi. Kahvaltı bitmiş. Eğer kahvaltısı başka bir yere de gidebiliriz. Güzel şeyler varsa yiyelim. Böyle açık büfe. Yemekler var. Somon güzel gözüküyor. Şu adamın yediği şey de güzel duruyor, tavuk. Arkadaşlar çok tatlı bir mekandı ama biz böyle bir hafif bir şeyler, kahve içelim, kahvaltı edelim diye düşündük. Bakalım neler varmış. Kruvasan, değişik lavaşlı sandviçler. Şu simit de güzel gözüküyor. Karnım o kadar aç ki şu anda. Mutlu hissediyorum. Somonlu bir sandviç aldık. 2 günün sonunda su içiyorum resmen. Normalde Murmansk'ta çeşmeden su içiliyordu. Dağ suyu çok da lezzetliydi. Ama burada hiç güzel değil. Hatta bu su bile
bir erikli değil. Reklam da verdim yani, bizim Türk suları gibi değil. Isıtmışlar şöyle, içinde krem peynir, salatalık falan var. Klasik açma gibi. Somon koymuşlar bir de içine. Asıl benim sevdiğim şey şu an geldi. Şöyle bir dev kruvasan manzaraya karşı. Görüyorsunuz. Yeni bir tane bile bina yok. Prag gibi aynı. Oraya benzettim biraz. Ve hepsi çok çok güzel. Kar yağsa hava yumuşar. Hayır, kar... Görüntü açısından hani karlı olsa her taraf çok güzel gözüküyor. Evet. Şu an birazcık çamur ve yani tam güzelliği gözükmüyor. Mesela bir kanal. Bu kanallar dediğim gibi yapay olarak yapılmış. Neva Nehri'ymiş. Böyle kazılmış Amsterdam'a benzetilmek için. Diğer Rusya'daki diğer şehirlerde inşaat yasağı gelmiş. Sadece burada çalışsınlar diye ve bu şehir kurulsun diye. Özenerek yapmışlar. Özenerek yapmışlar. Bayağı önem vermişler. Birinci Petro tarafından. Deli Petro deniyormuş. Arkamdaki şeyi görünce aklıma Muhteşem Yüzyıl geldi. Adamlar dediğim de heykeller, kesin bunların bir anlamı vardır. O kadar dev gibi ve büyükler ki. Kocamanlar. Kendimi eski zamanda gibi hissediyorum şu anda. Çektim. 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 Tamam. Çektim. Thank you. Arkadaşlar akşam oldu ve şu anda yemek yemeye çok farklı bir yere geldik. Rusya'da Hint restoranına geldik. Burası çok meşhur bir yermiş. Şöyle etrafı göstermek istiyorum size. Her yer o kadar tatlı ki. Hint müzikleri çalıyor. Burayı böyle yapmışlar. Ben Hint dizilerini de sevdiğim için, yani annem anneannem çok izliyor. O yüzden bilmiyorum, hoşuma gitti. Bak o zamanında Putin gelmiş 2005'te ta buralara. Şimdi içeriği göstereyim size. İçerisi de değişik. Çok otantik bir ortam var. İnsanları rahatsız etmeden masamıza ilerliyorum. Biliyorsunuz ben farklı lezzetler denemeyi çok severim. O yüzden hi. Burası çok keyifli. İlk defa bir Hint restoranına geldim. Şurada Taç Mahal manzaramız var. Belki ileride gerçeği de olur. Amin. Çok baharatlı oluyor diye biliyorum. Umarım mideme dokunmaz reyini almıştım zaten yanıma. Sıkıntı olmaz. Bir de jelebi mi? Jelebi var. Bu Kushi Arnav falan vardı. Hani öyle bir dizi vardı. Hint dizisi çok meşhur. Orada sürekli Kushi ondan yiyordum. Ben tadını çok merak ediyordum. Böyle hamur tatlısı gibi düşünebilirsiniz. Bizim kerane diyecektim ya, halka tatlısı. Kerane tatlısı diyorlar ya, tövbe estağfurullah. Neyse. O tatlıya benziyor. Onu da deneyeceğim. İlk yemeğimiz geldi. Biliyorsunuz Hindistan mutfağında çok fazla et yok. Böyle kızarmış sebzeler. Şunlar samosa. Bunları hatırlarsanız Tanzanya videomda görmüşsünüzdür, denemiştik. Şöyle bir sahne gördüm Güney Hindistan'da. Muz yaprağının üzerinde servis ederler yemeği. Muz yaprağını getirirler, yaprağı yıkarsın. Çırparsın suyunu, sonra yemekler gelir. Ellerini yiyorlar. Bu el masa hizasına bile kalkmaz çünkü bunu vücut temizliği için kullanırlar. Yiyor, her şeyi bitiriyorlar. Şöyle yaparlar ellerindeki pirinç atmak için kalmasın bir şey diye. Şöyle yaptı adam. İyi, iğrenç. Aynı masada gördün. Şöyle yaptı. Senin oturduğun yerde oturuyor işte. Merak ettiğim Hint tatlısıydı. Benim de en merak ettiğim. Hint tatlısı. Bakalım nasıl. İlginç bir tatlı ya.
Böyle hamur, bizim halka tatlısı. Şey gibi, çiliçe gibi böyle. Ama içinde zincirli. Onun çok daha çıtır çıtır olanı. Ve aşırı yağ, yani yağ tadı geliyor direkt. Bizim benzer tatlarımızdan daha kıtır. Ama daha şerbetli ve yağlı. Çok yağlı. Sevinç'im, yemekleri nasıl buldun bebeğim? Ya tatları çok güzeldi. Acısı fazlaydı ama yine de güzel lezzetler. Değişik de. Evet, Hint mutfağını sevdim ama acıya dayanıklı olmak gerekiyor. Nazcığım, sen beğendin mi? Güzel, genel olarak baharat çok fazla ama bizim kültürümüzde benziyor. Böyle midemiz yanıyor, biraz kelebekler uçuşuyor ama güzeldi. Ama lezzetli. Yani tatmanızı öneririm, aynen. Mesela böyle acı bir şey yiyorsunuz ama farklı farklı çok lezzetli şeyler denedim ve daha önce de hiç yemediğim şeylerdi. O tavuklu, bu sonra açık renkli bir şey vardı. Ya isimlerini bilmiyorum, çok tavukları değişik. Güzeldi. Evet. Ah, tatlımız da geldi. Yani bayağı iyiydi. Hint mutfağını sevdim. Like this. Okay, at bakalım. Şimdi ne yapıyor? Yutmayacak. Bunu yutmayacaksın, emeceksin. Dışı rezene tohumu kaplı, evet. Şeker. Ağzına atıyorsun. Şeker ağzındaki baharat tadını dengeliyor. Sonra içinden çıkan rezene tohumlarını çiğneyip yutacaksınız. O da midenizin o yoğun baharattan dolayı yaşayacağız zorluğu hafifletiyor. Bir şeydir. Hintlerin o kadar baharatlı yiyip... Şeker güzelmiş. Ağır değilmiş. Konuşamıyorum. Bugünlük bu kadar arkadaşlar. Arkadaşlar, bir kafem olsaydı, yani bu kafe olsun isterdim. Avocado Queen adlı bir kafeye geldim. Ne kadar çok avokado sevdiğimi biliyorsunuz. Şimdi oturdum. Yere bakın. Çok tatlı bir yer. Size etrafı göstereceğim. Ben burayı kahvaltıcı sanıyordum aslında ama böyle sushi'leri, yemekleri çok meşhur olan bir yer ve sanki bir tık lüks bir yer gibi geldi. Fiyatlar bir tık yüksek ama yani Türkiye ile eşdeğer diyebilirim. Burada mutfağı var. İnsanları çok rahatsız etmeden. Afiyet olsun. Güllü. Çok değişik bir içecek. Ağdudulu bir çay. Değişik. Şunu da ikram olarak getirdiler. Büyük ihtimalle tereyağı ve ekşi mayalı ekmek kızarmış. Etraf böyle. Yine kenardayız. Hem dışarıyı izlemece. Tostum da geldi. Yine ekşi mayalı ekmek üzerinde. Böyle somon, yeşillikler ve yumurta var. Seninki çok güzel gözüküyor. Yani ortaya söyledik ikisinde. Bunun altında da böyle kara buğday gibi tatlı patates ve avokado püresi var. Deneyeceğiz. Bu kadar güzel. Somonu da, yumurtası da. Bu da çok başarılı. Tatlı patates ve püre gibi yumurta çıkmışmış. Ben bunu Meksika'da acılısını denedim. Tatlı patates ama acı baharatlı. Ve hayatımda yediğim en güzel yemeklerden biriydi. Aynısını hiçbir yerde bulamam bence. Bu da çok iyi. Bir de şöyle arka şevriyeden koyu bir pilav yapmışlar. Ben zaten arpa şehriye pilavını normal pilavdan daha çok seviyorum. Sadece tercih. Şimdi hesap geldi. Hesapla şaşırdığımız nokta şu: su çaylardan daha pahalı. 350 ruble. Çaylar 300 ruble. Çok değerliydi. Yani en son şu kadar kaldı. Hatta şu yudumu da içeyim. Çişim gelecek diye içmeyecektim ama o kadar para verince içtim. Sanatsal şeylerin olduğu müze burasıymış. Sadece rus aşısıyla alıyorlar ya da PCR testiyle. Biz onu bir halledeceğiz. Bakalım girebilecek miyiz? Deneyeceğiz. Kaçak girmeyi deneyeceğiz. St. Petersburg'un en meşhur sokaklarından biri. Bütün mağazalar, işte güzel kafeler, her şey bu sokakta var. Öyle yürüyerek keşfediyoruz. Adını bilmiyorum. Teyzeciğim, hello teyzeciğim. Şehirde en çok tümsek olan yer hani 30 metreymiş. Hiçbir tümsek, işte daha yüksek bir şey yok. O yüzden böyle her yere dümdüz yürüyerek gidebiliyoruz. Dün saray sandığımız bu
yeşil, devasa bina Erminaj Müzesi'ymiş. Kendimi cahil hissediyorum ama bilmemek ayıp değildir, öğrenmemek ayıptır, öğrendim. Soğuktan domatese dönmüş yüzümle müzeye girmiş bulunmaktayız. Şu an çok mutluyum. Nasıl girdiniz mi isterseniz. Yani gruptan biri PCR testi yaptırmıştı. Aşınız yoksa Türkiye PCR testi istiyor dönüşte. Bugüne döneceklerdi. Son 48 saatte yapıldığı için onun PCR testini gösterdim. Zaten isim, soy isim hiçbir şeye bakılmıyor. Dediğim gibi ya Rus aşısı ya da PCR testi. Daha demin sevincim kursağımda kaldı. Sevinci almadılar. Pasaport sordu isim karşılaştırmak için testle birlikte. O da giremedi. Bize dedik ki daha sonra birlikte tekrardan deneriz girmeyi. Başka adamlar gelince belki onlar sormaz. Böyle rastgele çok tatlı bir mekana girdik. Soğuktan donarken yerin altında in gibi bir yer. Başta işte acaba girmesek mi falan dedik ama telefonumuzu şarj etmek için girdik. Ve muhteşem. Ezeyli amca da pazar keyfine çıkmış. Ortamı size göstereceğim. Böyle yerin altında Gürcü restoranıdır diye düşünüyorum. Gürcü restoranıdır diye düşünüyorum. Böyle eski tarzda içerileri daha da güzel. Ben buranın en meşhur çorbalarından biri olan borş çorbasını söyledim. Pancarlı, içinde et var. Dana eti kullanıyorlar. İçindekileri göstereceğim size. Şöyle. Çok fazla et yok. Dondurma gibi. Şu soğukta bu çorba o kadar iyi geldi ki. Have a nice day. Arkadaşlar etrafı size gitmeden göstereyim. Ve bir lavaboya uğrayayım. Mekan çok tatlı. Baksanıza turuncu. Burada böyle eski şeyler var. Belki de eski değildir, yenidir. Değişik tarzda. Tuvalet çok değişik. Burada gerçek bir tavşan var ama ben sana kıyamam. O kadar büyük ki. Adın ne acaba senin? Yazık, ben üzülüyorum böyle kafesin içinde kimse yok yanında. Ne diyorlar bilmiyorum. Tuvalet de değişik. Oo, kapıya bakın. Bir çıktık dışarı böyle kar yağmaya başlamış. Kıyamam sana ben. Üzeri kar tutmuş. Arkadaşlar bu arada buradaki çocukların bebek arabaları hep böyle, bizimkiler gibi değil komple. Hay! El sallamıyor. Sanırım görüp görebileceğim en garip kiliseye gelmiş bulunmaktayım. Nasıl bir şey çıkacak bilmiyorum ama fotoğraflarda çok ilginçti ve şu anda çok yükseğim yani buraya karşı. Bakalım nasıl bir şey. QR kodlarımızı okuttuk bu Covid için. Ve bilet alınan yer bile çok farklı. Size göstereceğim ama insanlar... Utanmadan göstereyim. Çok garip bir yer. Kız çok tatlıydı bu arada. Keşke anlattığını anlasam. ₺500 verdik. Burada biletimiz gerçekten muhteşem bir yer. Şimdi garip bir odaya girdik. Burada da yerde samanlar var ve böyle saman kokuyor. Bir de melek figürleri gibi figürler var. Bayağı böyle samanda oturma yerleri var. Garip. Ya büyük ihtimal bunların hepsinin bir anlamı var. Wow. Değişik bir alana geldim. İnternette biraz araştırdım. Burası Lutheran kilisesiymiş. 1700'lü yıllara dayanıyormuş tarihi ve 2002 yılında büyük bir yangın çıkmış. Yangından sonra yeni toplamışlar ve burada böyle orkestra gösterileri oluyormuş. Farklı şeyler oluyormuş. Görüyorsunuz zaten gotik mimarisi var. Şöyle bir dilek ağacı yapmışlar. Herkes dileğini asıyor. Çocuk şu an yazıyor burada. Ben de yazabilirim belki. Koydum. Arkadaşlar genelde manevi şeyler yazdım. Bir tane de maddi bir şey yazdım. Sonra kendimi kötü hissettim. Burası böyle dinle alakalı bir yer ya. Ama ne alaka? Yani sonuçta
Instagram'ı yazabiliriz değil mi? Yaş grubu çok küçük. Sanki böyle hani okul proje verir, hep aynı yaşta olan ve topluluklar gelir ya. Home Sweet Home kombinimle karşınızdayım. Pijamalarımı giydim. Şöyle bir terliklerim de var. Hiç hoş gözükmese de buradan aldım. Terlik almayı unutmuşum. Markete gittik. Marketten böyle daha uygun fiyatlı yemekler aldık. Burada çok güzel Eurosipers. Buraya yazarım ismini. Tam olarak okunuşunu bilmiyorum. Marketler var kocaman. Hem oturma alanları var. Hem yemekler, kahveler işte. Marketten alabileceğiniz her şey mevcut. Ve çok da uygun fiyatlı. Daha ucuza gelsin diye öyle yapalım dedik. Malum tüm gün zaten restoranlarda gezdik. Dın 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 dın. Makarnanın asıl suyu süzülmüyormuş. İtalyanlar da öyle yapıyor. Biliyorsun işte İtalyanlar. Marketten neler aldım onu gösterecektim. Şöyle burrito mudur artık lavaşın arasında tavuklu bir şey. Bu buranın meşhur mantısı. İçini açıp da gösteririm. Bu patatesli. Şöyle değişik bir sushi. Bunu ısıtacağım. Üzerinde peynir var çünkü. İlk defa peynirli sushi deneyeceğim. Bir de şöyle bir sushi var. Oranın sushileri meşhurmuş. Böyle kocaman kocamandı. Fiyatları da uygundu. Mesela bu kaç rubleymiş? 279 rubleymiş. Bu da donutumsu bir şey. Çikolatalı yarın yeriz diye aldık. Farklı da bir şey yok. Bu kadar. Burada da şu anda makarna yapılıyor. Sebzemiz var. Çalışkan arılar. Mantarlı, soğanlı. Bunun içine et de yapacağız. Yan tarafına makarna yapacağız. Bugün güzel bir akşam yiyelim dedik. Mükemmel. Sen ne yapıyorsun? Mantarları yıkayacağım. Mantarlar kadar değişikmiş. Aynen. Güzel. Saçak saçak. Hepsi bir. Oh. Sağ ol bebeğim. Göbeği nasıl tutma? Arkadaşlar yemeklerimizin güzelliğine bakar Ramazan mısınız? Ramazan abi. Her şeyimiz var. Ramazan abi sen de gel Ramazan abi. Burada suşilerimiz. Burada Rusların özel mantısı. Anıl bunun adı neydi? Hinkal. Hinkal. Yani bunların aslında farklı farklı isimleri var. Dumpling falan o tarz bir şeyler diyorlar İngilizce'de. Her yerde var. Bizim Çerkez mantısına da benziyor. Bu buradan bir şey yapacak bu. Ablaya verdik. Ablayı geç ya. Ya yenir yenir. Yemek kalmaz. Düşer mi sizce? Ben niye gelmiyorum? Ben okul geldim. Ben düşer mi? Abi bir kere hadi geçer. Bir diğer günden selam. Artık burada son günümüz. Biz de bir yerel pazara gelelim dedik. Fiyatlar çok uygunmuş ve böyle yöresel şeyler varmış. Ben dedeme, anneanneme, babaanneme hediye almak istiyorum burada. Bakalım neler var. Hay. Burada cigaralar var değişik değişik. Ne o? Manyak mıdır nedir ya? Ne yapıyoruz alt tarafı? Burada donlar var arkadaşlar. Hayalim böyle bir pazar değildi. Evet. Tam burası açık ama kapalı çarşıda daha güzel şeyler var. Çünkü kapalı çarşı orası. Burada şu an kapalı olan bir sürü pazar var. Burası biraz daha lokal bir yer. Merhaba. Ablamın altın dişleri çok güzel. İki yüz otuz bir hemen. Toplu alacağız. Çok uzun o be. Ne kadar. Şu da hoşuma gitti. Tuştum. Ben sustum, tuştum. Ben bu ananasları beğendim. Çok tatlı. Ben bunları alacağım. Thank you.
aldım. Daha deminkinden emin olamadım. Angus eti diyordu ama hani tadını da bilemedim. O yüzden normal bildiğimiz menülerden aldım. Üçüncü sıradayım. Bekliyorum. Rastın. Hay. Oturacak bir yer bulalım şimdi. Şuraya çömeyebiliriz bence. Ya da direkt dışarıya. Çocuklar çok tatlı. Bana blogger misiniz diyorlar. Thank you. Patates kızartması almayı unutmuşum arkadaşlar. Sadece soğan halkası almışım. Rezil oldum, rezil. Sınırsız kola almışım. Hat değilim ama. Aa, kolayı çeyrek doldurmuşum. Heyecanlanırsam. Neyse. Afiyet olsun. Ketçaplar mayonezler için de ekstra ücret alıyorlar ama markası güzelmiş. Hen. Soslar biraz farklı. Bu bağlı bir sos. Bu mayonez gibi değil, tadı da farklı. Bu ketçap ama. Bunlar da bizimkiler gibi çıtır çıtır değil. Bizim Burger King 1000 basar. Fiyatı da yani 380 küsürdü. 5'e bölüyorum genelde. Herhalde 60-65 lira. Markete giriyoruz. Burada da kayısılı danını aradım ama maalesef yok. Yani danının böyleleri var. Yani şeftali falan var ama benim yediğim küçük küçük olanlardan rastlayamadım. Böyle karışık şunu aldım, deneyeceğim. Şunlardan olmalı bence diye düşünüyorum. Bunlar çocuklar için armutlu, elmalı. Ama kayısılı yok. Bir de çok da güzel gözüküyorlar. Baksanıza böyle balık kraker gibi şeyler koymuşlar. Muzlu, çilekli. Maalesef. Oreo'nun şöyle çeşitleri var. Türkiye'de de var bence bu çeşitler. Ama bu market çok büyük ve çok güzel. Bayağı farklı şeyler var. Şunlar çok sağlıksız ama tatları çok güzel oluyor. Burada böyle donmuş balıklar var, somonlar direkt. Ay, kocamanlar, dişleri bile gözüküyor. Böyle görünce içim biraz fena oluyor. Balığın her çeşidi var, yani her çeşit deniz ürünü mevcut. Salamlar. Fiyatlar 500 ruble. Burada hazır yemekler var. Yurt dışında en sevdiğim şey böyle hazır şeyler. Her şeyin hazırları var. Tam benim gibi üşengeçlere göre. Bu marketin özelliği böyle hazır yemeklerin olması. Hem fiyatlar uygun, bakın çeşit çeşit çorbalar, yemekler. Hem de gerçekten lezzetli. Dün ben bir tane sushi denedim. Bu değil de böyle pişmiş bir sushiydi. Yine buradan aldım. Dev bir pizza. Dilimi 99 ruble. Bizim kızlar Türkiye'ye ekmek götürdü. Şimdi diyebilirsiniz hani Türkiye'de ekmek yok mu? Ama gerçekten çok fazla ekmek çeşidi var ve böyle yumuşacıklar. Hani ailelerine götürdüler. Bayatlamadan hemen yiyeceklerdi. Ben ekmek taşımayacağım.